Selamu aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla başlıyorum. Ben Zahide Halil Asaflı, İmadeddin Erkek Lisesi, 10 biyoloji öğretmeniyim. İnşallah bir gün 11. sınıfın kök konusunu tamamlayız. Geçen ders kökün türünü aldık ve yapını aldık ve onda bulunan dokular ve birincil büyümesini aldık. Şimdi kökte ikincil büyüme. Biz söyledik geçen derslerde birincil büyüme yani uzununa büyümedi. Ama ikincil büyüme çok zaman enine yani çapıya büyümesidir. Bundan sorumlu olan iki kamyondu, iki dokudu. Birine söyleriz damar kambiyomu, biyomu. O birisi mantar veya kork kambiyomu. Kork kambiyomu. Damar kambiyomu ise iki doku bizim için üretir. Kök için üretir. Birisine diğer ikinci içeriye doğru ikinci odun, o birine diğer ikinci soymuk. İkinci odun içeriye doğru olur ama ikinci soymuk dışarıya doğru olur ve o zaman odun suyla tuzları yukarıya doğru taşır ama soymuk besini yukarıdan aşağıya veya diğer yerlerine taşır. İkinci doku, bu ikinci büyümeden sorumlu olan mantar kambiyomudur. Mantar kambiyomu ne yapar? Bu kahar bizim için kork veya mantar yapar. Bu mantarda neyin içinde olur? Yani bu kambiyom özü neyin içinde olur? Çevresel daire içinde olur. Çevresel daire bir dokudu. Temel dokulardan oluşuptu. O da özden kabuktur. Onun içinde bunlar bulunur. Yani onun aralarında bu bulunur. Bu mantar yapar. Bu mantar hücreleri o dökülmüş, o çözülmüş, o bozulmuş epitel dokuların yerini tutar ta ki kökü korusun. Bu ikinci büyüme üzerine. Ama kökün görevine gelersek, biz hepimiz biliriz, kökün genel görevi bir, bitkiyi sabitleştirsin. Bakın ne kadar ağaç, bitki uzun olursa yukarıya doğru, o kadar kök yer altında onun boyunca uzanıp takibi büyük ağaçları rüzgarlar karşısına, fırtınalar karşısına bu ağaç sabit şeklinde kalır. Çok zorla bu ağaçlar düşer. İkinci görevi nedir? Bu da ikinci görevi suyla tuzları emsin. Ve emmekte nasıl olur? Bazı tuzları çok oranda emer, bazılarını az oranda emer. Bu nedenle o tuzlara ne diyorlar? Çok ihtiyaç olan oranlı tuzlar. O az oranı ihtiyaç olan diyorlar, az oran ihtiyacı olan oranlı tuzlardı. Ondan başka bazen kökler besinleri depolar. Besinleri depolar, mesela şalgamımız var, havuç. Ve yer alması, besinleri nişasta şeklinde yer alması biz diyarık sebebini ardi. Yer alması veya şirin patates buralarda ne yapar? Nişastaya dönüştürür, içinde bu maddeleri depolar. Bazıları ise suyu depolar. Manası budur. Burada sabitleşme, emme ve depolama. Bu kökün görevidir. Burada kökü bitirdik. Şimdi geliriz gövde. Bakarız gövde nelerden oluşur? 3, 4'e geliriz. O da gövde. 9, 4, gövde. Hepiniz biliriz. Gövde bitkilerin görüldüğü bölümdü. Dalları, yaprakları, meyveleri, çiçekleri taşır. Burada eğer bakarsak türlü türlü gövdeler var.
Gövde var, güçlüdü, dikti. Gövde var, tırnalar. Yani duvarları tutar, kayar duvarlar üzerine. Gövde var, yeryüzünde uzanır. Yatay, bana diyorlar, yatay gövdeler. Gövde var, toprakların altında uzanır. Ona da diyorlar, rizomlar. Eğer gelersek, gövdenin şeylerine, yapısına bakarsak gövde neden oluşur? Hepiniz biliriz, gövde zirvesi, o zirvede ne var? Üretici doku. Üretici zirve dokusu var, zirve üretici doku var. Gövdenin büyümesinden sorumludur. Gövdenin yapısında genellikle gövde iki bölümden oluşur. Düğüm genellikle ve düğüm arası. Yani bir gövde gelirse, getirirsek bu şekilde, bu şekilde abular. Bu düğüm ve bunlar düğüm arası. Arası. Bu düğümler gövde ilk başta birbirine yakındır. Bu düğümler. Sonra abularda ara üretici dokular var. Bölünür, ne yapar? Bu aranı uzatır. Bu nedenle eğer biz buraya, bu bana yakın olursa, buraya bir cüve koyursak, bir zamandan sonra bakarız cüve yükselendi. Çünkü bu büyüdü. Zirveye koyursak zirvede yükselenir. Burada bakarız düğüm ve ara düğüm. Bu düğümlerden tomurcuklar çıkar. Tomurcuklar var. Tomurcuk. Tomurcuk. Bu tomurcuklar neydi? Temeldi. Ama çiçek veya yaprak veya tikanlar veya yeni dallar o tomurcuklardan burada büyür. Gövde kök gibi iki tür şey var, büyümesi var. Birincil ve ikincil. Birincil büyümesine bakarsak gövdede birincil büyüme. Bakarız ki gövde üç tür aynı kök gibi dokudan oluşur. Epital, epital dokusu, temel doku ve damar dokusu. İyiydi. Epital doku diş örtüdü. Diş tabakasına diyenler diş epital. Diş tabakasına diyenler diş epital. Hepiniz biliriz bu diş epital neymiş? Bir diş epital koruyucudu, dışa doğru vardır. Ama eğer gelersek şeysine, temel dokusuna, temel dokusu iki tür dokudan oluşur. Birisi kabuk, korteks, o birisi öz. Bu aynı parenkime hücrelerden oluşuptu ve sklerenkime hücrelerden oluşuptu. O zaman kabuk ve öz. Burada gerekti biz bir fark, bir not söyleye. O da çift çanaklı bitkilerde kabuk ile öz çok belli bir şekilde görülür, farklılaşır. Bu kabuk yeridir, bu öz yeridir. Ama tek çanaklı bitkilerde kabuk ile özü birbirine farklılaştırabilmeriz. Bu farklılaştırılmaz. Bu temel doku. Damar dokuya bakarsak demet şeklindedir. Burada kökte gördük üçgen şeklindedir. Veya düzensiz şekildedir. Özün arasında yayılmıştı. Ama burada demet şeklindedir. Demet şeklinde. Dedir.
Burada ne olur? Odun içeriye, soymuk dışarıya doğru olur. Bu birinci büyümesini bitirdik. Birinci büyüme, yani gövdenin uzunluğuna büyümesi. Bunlardan üretilen dokulara hepsine birincil doku denir. Çünkü birincil büyüme zamanında oluşmuştur. Yani bu birincildir, bu birincildir, bu birincildir. Dediğimiz gibi bu diş epitaldı. Temel doku iki türdü ama bu tek çenekli. Bitkilerde bunları birbirinden farklılaştırabilmeliyiz. Ve damar dokusu ise demet şeklindedir. Odunu içeriye doğru soymuk. Dışarıya doğru olur. Bu birinci büyüme gövdede bitirdik. Şimdi geliriz ikinci büyüme. Gövdede ikinci büyüme. İkinci büyüme, biz söyledik, kökte de iki doku aracıyla olur. Damar kambiyomu ve kork kambiyomu aracıyla oluşur. Eğer gelersek damar kambiyomuna, damar kambiyomu ikinci odunu oluşturur içeriye doğru ve ikinci soymuku oluşturur dışarıya doğru. Burada bu iki doku bundan sorumludur. Bu da gövdenin çapısının büyümesine neden olur. Büyük olur. Burada dedik damar, kambiyon ve dedik mantar veya kork kambiyon. Damar kambiyon içeriye doğru İkinci odun üretir. Dışarıya doğru ikinci soymuk. Soymuku oluşturur. Yani bakın, bitki büyümeden sonra büyür. İçindeki birincil ve birincil odunu ile birincil soymuk yok olur. Yok olursa bu ihtiyacı var suyla besinlerin taşımasına. Bu nedenle ikinci büyümede damar kambiyomu yeniden odunla soymuk üretir. Ama bu o zaman ondan farklıdır. Buna diyorlar ikinci odun, ikincil odun, buna ikincil soymuk. İkincil odun hepsi tahta adını alır. Tahta. Tahta. Yani bu ağaçlardan bu iskembildi, evin malzemelerini yaptığımız bu tahta odundu, bitkinin odunu. İkincil soymuk. İkincil soymuk çok zaman dışarıya doğrudur. O zaman buna su ulaşmaz. Ölür, dökülür. Döküldüğü zaman o zaman ona diyorlar kılıf. Bu kılıf oluşturur. Kılıf. Bu kılıf neden oluşur? Üç dokudan oluşur. İkinci soymuk, kork yani mantar ve kork kambiyomu. Bu üçünden oluşur. Kılıf şeklinde ağaçlarda göreriz gövdelerinde. Çok zaman elde onları kupardarız. Ona ne diyorlar? Kılıf. Bu da neden oluşur? İkincil soymuk, kork ve kork kambiyomu. Bu da neden bu oluşur? Bu da çünkü su o bölgelere ulaşmaz. Dışarıya doğrudur. Bu nedenle kurur, hücreler ölür ve dökülür. Başka bir şeyimiz var. Bakarız eğer biz bir ağacı gövdesini enine kesersek halkalar onda bulunur. Halkalar
onda bulunur. Yani bu ağaç kesilirse bu şekilde bunda halkalar bulunur. Ha, bu şekilde, bu şekilde. Burada bu halkalara diyorlar omur halkası. Bu halkaları saymakla bu ağacın yaşını belli edebiliriz. Nasıl? Her iki halka bir yıl hesaptır. Çünkü gövde ilkbaharla yaz mevsiminde çapısına büyür. Yani ilave edilir ona bu halkalar. Bu nedenle bir koyu, bir açık bir yıl hesaptır. Mesela bunu sayarsak bu bir, bu iki, bu üç, bu dört yıllık çıkar. Buna diyorlar yaş halkaları. Tamam. Bu kökün yapısı ve büyümesini bitirdik. Şimdi geliriz kökün görevine. Affedersen gövdenin görevine. Gövdenin yapısını ve büyümesini bitirdik. Şimdi gövdenin büyümesini alırız. Göreriz ki nasıl bu büyür. Tamam. Gövde görevi. Gövdenin görevi nedir? Dedik ki yaprakları, dalları ve meyveleri, çiçekleri taşır. Bundan başka bunun içinde bulunduğu damarlar, soymukla odun, fotosentezden üretilen maddeleri, türlü türlü maddeler, karbonhidrat, nişastadır, yağdı ve protein, amino asitlerdi, kaynaktan fotosentez yerinden özel yerlere taşır. Nereye? Yani gövde ne yapar? Kökten veya kaynaktan. Kaynak nerede? Fotosentez oluşan yer. Kaynaktan üretilmiş besini nereye? Yani besin yok maddeleri, besin maddelerini nereye taşır? Bir, diğer büyüme bölgelerine. Büyüme bölgeleri neredir? Kambiyomlar. Bir. İki, nereye? Depolama bölgeleri. Bölge. Ora neredir? Meyve. Olabilir kök. Bazen bazı kökler besinleri depolar. İyiydi. Burada bilim adamları söyledi. Nasıl bu fotosentezden üretilen madde kaynaktan bu bölgelere taşınır? Gördüler, bir teori buldular veya bir sandılar ki ona bir teori koydular, ona dediler akım basıncı. Akım basıncı aracıyla akım basınç. Akım basınç ne demektir? Soymukta biz dedik damarlar var. Affedersen elek borusu var. Etmoid. Su elek borusuna fışkırlar. Fışkırdığı zaman içinde akım basıncı yükselenir. Akım basıncı yükselme zamanı bu dolaşır. O zaman bu besini bu hücreden o hücreye iter, aralarında elek plakası aracıyla. O alanlar iki elek tüpü aracında bulunan deliklidir. O delikler aracıyla bu hücreden ona, ondan ona, ondan ona ta ki tüm hücrelere bu madde taşınır kaynaktan. Nereye? Yani depolamaya veya büyüme yerine. Bu şekilde besin taşındı bu şeylerde, bu bitkilerde, yani gövdede. Şimdi nasıl su gövdeden taşınır? Su gerekli bir güce ihtiyacı var. Aşağıdan yukarıya doğru gerekli bu su taşınsın. O su nasıl taşınır?
gerekti. Bir güç, bilim adamları sandılar ki, bir güç bitkinin zirvesinde, diğer güç bitkinin kökünde bulunsun, o çeksin, o içsin, o zaman bu su fışkırlar ve taşınır güçlü kökten zirveye. O da neymiş? Bu besin taşımasını sağlar. Bu akım basıncı. Ama su taşınmasında iki güce ihtiyacımız var. Biri bitki zirvesinde, diğeri kökte. Bitki zirvesinde ne olacaktı? Terleme, buharlaşma. Buharlaşma neymiş? Bitkinin zirvesindeki hücrelerde, komşu hücrelerde. Mesela bu hücre, bu hücre, bu hücre bir zirvededir. Burada su buharlaştı, atmosfere gitti. Burada su kalmadı. Bu ne yapar? Komşu hücreden suyu kendisi çeker. Burada bitti. Bu bundan, bu bundan, bu bundan. Köke kadar bu bir güçlü bunu çekir suyu. Bir. İkinci güç. Bu yetermez. Suyun taşımasına yetermez. Gerekti başka bir güç aşağıda bulunsun. O güç de iki türdü. Kökteki güç iki türdü. Birisine söyleriz bağlanma, affedersen yapışma türü, yapışma gücü ve diğerine bağlanma gücü. Yapışma gücü neymiş? Yapışma gücü bir tür maddenin molekülleri arasında çekim gücüdür. Yani suyun molekülleri arasında çekim gücü. Suyun molekülleri arasındaki çekim gücü. Bu nedir? Buna diyorlar yapışma. Ona karşı bağlanma gücü var. Bağlanma gücü nedir? Sıvıyla bulunduğu tüplerin duvarı arasındaki maddelerle çekim gücüdür. Yani bakın, burada bu su molekülleri buradan bura, buradan bura, buradan bura çekilir, yukarıya çıkar. Aynı zamanda bir tüpün, bir tüp içinde su bulunur. Bu tüpün duvarıyla bu su molekülleri arasında bir bağlantı oluşur, bir güç oluşur. Ona diyorlar bağlantı gücü. O bağlantı gücü ve buna genellikle diyorlar kılcallık. Kılcallık. Bağlantı ve yapışma ikisi. O birbirini çeker. O da yukarıdan onu çeker. O iter, o çeker. Bu halde su yukarıya doğru çıkar. Yani yapışma gücü ne demekti? Yapışma gücü bir tür, bir maddenin molekülleri arasındaki çekme gücüdür. Ama gelersek bağlanma gücüne, farklı maddelerin molekülleri arasındaki çekme gücüdür. Bağlantıda birbirlerine bağlar. Bunu çok görürük laboratuvarda, kan testinde. Çok zaman kan testinde ne olacaktır? Görürüz mesela buranı bir delik yaparlar, bir tüp silindir getirirler ince. Bura koydukları zaman hiçbir güç olmadan hemen bu kan sıvıdır. Tüpün yukarısına doğru itilir. Yukarısına doğru itilir. Bu neydi? Hem bağlantıdır, hem de bağlanma gücüdür, hem de yapışma gücüdür. Ondan başka görevi var kökün. O da bakarız su veya bazı maddeleri, besin maddeleri depolar. Mesela kamış, şeker kamışı. Bakarız, onun içinde şekerler depolanır. Patates içinde nişasta depolanır. Ve bazı diğer şeyler var, gövdeler var içinde maddeleri depolar. Yani burada gövdenin görevi neymiş? Bir,
yaprak, dallar, meyveler, çiçekleri taşır. Bir. İkinci, suyu aşağıdan yukarıya doğru taşır. Üç, besini kaynağından depolama ve diğer yerlere taşır. Dört, o zaman ne yapar? Besinleri şeker şeklinde, protein şeklinde, yağ şeklinde özel yerlerde depolar. Burada değerli öğrencilerim, biz gövdeni bitirdik. İnşallah gelecek derste yaprağa başlarız. 9. bölümü bitiririz. Ondan sonra üreme sistemine geliriz. Biz önceden söyledik ki bitki 2 bölümdü. Yeşil bölüm ve üreme bölümü. Yeşil bölüm kök aldık, gövde aldık, sadece yaprak kaldı. İnşallah gelecek derslerde üreme bölümleri de alarız. O da neydi örnekleri? O da çiçekti. Çiçekten sonra meyve, sonra tohumlardı. Sağ olun, hepinizi başarılar dilerim.